Yani konuyu uzatmayayım. 4 milyon asker. Ya bir kere moral yönden acayip çökertir PKK'yı bu. Adım başı asker, sokaklar asker, adam ne yapsın ya PKK yani? Yani boş sokakta köpeğe dönecek. Hiçbir şey yapamaz. İki, o bomba olan, daha önce bomba çıkan asfaltlar 100 kilometre enine boyuna hepsini dozerle dümdüz edersin. Toprak yola çevirirsin. Bir daha yaparsanız hepsini kazıyacağız dersiniz. Olur biter. Sırayla her gün asker şehit olması beklemenin bir alemi yok. Bu alçaklar o dönem içerisinde her türlü ahlaksızlığı yapmışlar. Belediyelerde asfalt dökmüş üstüne. Böyle olmaz. Cizre'de girilemeyen sokaklar falan konuşuyor. Hiç kalmazdı şimdi bu kadar. Asker oraya yığılmış olsaydı. Ya kardeşim tabii ya. Hayır, halk askeri kendi evinde de besler. Yani kardeşlerimizin evine girerler. Değil mi? Dedem mesela bize Batmantaş köyüne öyle bir müfreze kadar asker geldi. Bayağı çok fazla jandarma. Kumandanını bizim evdeki misafir odasına aldı dedem. Çoluk çocuk doluştular. Karısı çocuklarla beraber. Ondan sonra bayağı güzel bir oda orası yani, bir hoş bir yer. Aylarca kaldılar orada, 2 ay falan kaldılar. Yani diğer askerlerde de orada çadır kurmuşlardı köyün içinde, yan taraflarda falan. Köylüler acayip seviyorlardı. İkramda da bulunuyorlardı. Biz de ikramda, mesela dedem akşam yiyecek yaptırıyordu falan, böyle tavuk kestiriyor, kızarttırıyordu falan. Gönderiyordu, sevap olur diye. Usul budur kardeşim. Bay akıl almaz saygılıydı kumandan. Akıl almaz hürmetliydi. Dedem hep bütün hayatı böyle geçti. Bekirsan Bey'in mahiyetinde görev almış o zamanlar. Bekirsan Bey de bizim köyden, Batmantaş'tan. O nereye, dedem oraya. Her gelen dedem ağırlamış hep köyde. Ya bu gelen onun bir geleneği böyle. Çok hoşuna gidiyor. Böyle olunması lazım. Böyle bir kişilik, yani seveceğim bir kişilik olması lazım.